Ve Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa bu sene fındığın fesi dahi gündeme getirilmedi. Evet. Fındık çiftçisinin ciddi bir tepkisizliği vardır. Ulusal Kanal Genel Müdürü Mustafa Kaya'nın sunduğu Üreten Türkiye'nin ikinci adresi Giresun oldu. 10 liradan açılan sezon şu anda 8.75 liraya kadar gerilemiş oldu. Evet, bitti herhalde, toplattınız. Tabii. Yüzünüz gülüyor mu? Yüzümüz gülmüyor. Önceki sene 20 lira, geçen yıl 15 liraya satılan fındık bugün 8 küsür civarlarında. Evet. Ve bu seneki iklim koşulları, hayat zorlukları çok daha fazla. 22 gündür bizzat yağmur yağmakta. Giresun'da fındık işçisi üreticisiyle bir araya gelen Mustafa Kaya sorunların çözümünü aradı. Evet. Yani fındığın dünyadaki önemini tanımlıyor. Ne üreticilerimiz ne yöneticilerimiz gerçek anlamda bilgiye sahip değiller. Ürettiğim fındıktan bu sene bize hiçbir şey kalmadı. İşçi Siz parası. Kendiniz mi topluyorsunuz? İşçiye topladık. Evet. Gübre parası vesaire, bunları hepsine toplayıp bir hesap kitap yaptığımız zaman da bize hiçbir şey kalmadı. Fındık üreticileri Fisko Birliği'nin yeniden canlandırılmasını talep etti. Fisko Birlik emin bir eldi. Rahatlıkla götürüp veriyorduk. Ondan sonra da sıramızda da paramızı alıyorduk. Bir sorun yoktu. Mağdur olmuyordu. Bu fındık kar etti. Çiftçilerin yöneteceği, büyük çiftçilerin de değil, orta ve küçük ölçekli çiftçilerin bir oy, bir karar şeklinde yöneteceği bir kooperatif yapılanmasına ihtiyacımız var. Fındık işçileri de düşük olan yevmiye ücretlerine değindi. Çiftçinin haklı olduğu dönemdeyiz. Çünkü fındık az o fiyatla sattığı zaman bizim fiyatımız da düşük veriyorlar. Onlar da bir yönde haklı. Giresunlu üreticiler fındık fiyatının yükselmesi için çözüm önerilerini sundu. Çiftçilerin yöneteceği, büyük çiftçilerin de değil, orta ve küçük ölçekli çiftçilerin bir oy, bir karar şeklinde yöneteceği bir kooperatif yapılanmasına ihtiyacımız var. Fındık çiftçilerin ve tüm çiftçilerin sosyal güvenceye ulaşma hakları var. Ve tarım sigortası, örneğin iklimsel değişikliklerden evet, bahsediyoruz. Tarım sigortası yasalarının çiftçi lehine yeniden düzenlenmeye ihtiyacı var. Karadeniz'de Fisko Birliği'ye ait fındık depoları bulunuyor. Bu depoların çoğu boş. Bir kısmı ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık satın alma yeri ve deposu olarak kullanılıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Giresun Fındık Lisansı Deposu ve Spot Borsası kuruldu. Bugün modern anlamda şunu anlatayım. Herkesin evi var. Küçük ve orta ölçekli evet, çiftçiler diyoruz. Herkes evinin bir odasını fındığına tahsis etse ilkel anlamda bir depoculuk hayata geçmiş fındık olur. Fındık üründe buna uygun bir ürün ve duruyor. Burada da ürün rahat çok duruyor. Karakteristik. Evet.